Merhaba arkadaşlar. En son Muhteşem Üçlü serimizin 13.sünü çekmiştik sanırım. Bu Muhteşem Üçlü serisinin 14.sü olacak. Yine bir TYT, bir AYT, bir geometri olmak üzere 3 soru paylaşacağım. Birinci sorumuz TYT'den, ikinci sorumuz AYT'den, üçüncü sorumuz geometriden gelecek. Soruları çözmeye başlamadan önce yorumlarda bir arkadaşımız TYT'yi nasıl daha yukarıya çekebiliriz, nasıl geliştirebiliriz diye sormuş. Ona kısaca değinmek istiyorum fazla vaktinizi almadan. Daha sonra ileride belki daha detaylı bir video çekeriz. Şimdi arkadaşlar, ÖSYM'nin sınavda sorduğu sorulara bakacak olursak, yani bunların seviyelerinden bahsetmiştim daha önce. Kolay sorular, orta seviye sorular, orta ve üzeri sorular, zor sorular, çok zor sorular olarak yani zorlarsak eğer 5 farklı şekilde falan sınıflandırabiliriz bunları. Her tarz soru var. O genellikle orta seviye soruların sayısı her zaman fazladır. Ama zor soruları nasıl yapmalıyız derseniz kesinlikle daha fazla soru çözmeli. Ama bu soruları da bir çözerken sadece metot ezberlememeli. Ezbere karşı değilim, bakın onu söyleyeyim. Açıklık getireyim oraya. Hızlı olabilmeniz gerekiyor çünkü. Hızlı olabilmenin yollarından bir tanesi de ezberdir. Ama yalnızca ezber daha iyiye gitmekte sizi çıkmaza götürebilir. O yüzden sorular üzerinde biraz daha çözseniz bile bazen bazı sorular hoşunuza gitmiştir, sizi zorlamıştır mesela. Çözseniz bile onların üzerinde tekrar düşünebilirsiniz. Belki daha hızlı çözümler geliştirebilirsiniz. Öğretmenleri izlemek, bizim video çözümlerimizi izlemek, bizleri takip etmek sizlere fayda sağlayacaktır. Ama unutmayın ki en büyük faydayı kendiniz sorularla baş başa kaldığınızda daha fazla düşünerek elde edeceksinizdir. Elde ettiğiniz bilgileri belki de daha önce görmediğiniz ama aslında var olan bir şeyi kendiniz bulmuş gibi de hissedebilirsiniz. Bazen ben böyle bir metot buldum bak bu soruda falan diye. Onları da birilerine anlatırsanız, birilerine anlattığınız zaman daha da iyi öğreneceksinizdir. Öyle de bir tavsiyede bulundum sizlere. Bir de piyasadaki kitaplar henüz oluşum aşamasında, aslında 3-4 yıldır sürekli kendini geliştiriyor kitaplar. Hiçbir kitabı küçümsemiyorum. Haddime de düşmez zaten. Gerçekten iyi yazarlar, iyi yayınlar var. Ama soruların içerisinde, kitapların içerisinde hala da Türkçesi çok bozuk olan sorular da var. İyi kaynaklarda bile çıkıyor. Ama onları suçlamıyorum, dediğim gibi. Onlar da bu yeni düzene ayak uydurmaya çalışan arkadaşlar. Bir şekilde daha iyisini yapmaya çalışıyorlar ve bence her geçen sene daha iyisini de yazıyorlar soruları. Mesela bana soracak olursanız, illa bir kaynak önerisi verip çok reklam yapmak da istemiyorum ama beğendiğim kaynaklar var. Reklamsa da reklam olsun. Çok da önemli değil. Sizler için faydalı olacaksa. Ben mesela endemik yayınları, orijinal yayınları, bilgi sarmal yayınları, daha sonra acil yayınları, bu tarz yayınların, yani şu anda daha aklıma gelmeyen de yayınlar vardır. Yani o arkadaşlar da kırılmasın, darılmasın. Tabii ki incelemediğimiz yayınlar da vardır piyasada. Çok fazla kitap var çünkü artık. Elimizden geldiğince incelemeye çalışıyoruz. Bu yayınları iyi buluyorum. Bu arada rasyonel yayınlarını da çok başarılı buluyorum. Onu da söyleyeyim. Navigasyon serileri var onların da, rasyonel yayınlarının. Özellikle AYT serisi, yani AYT rasyon. Mesela illa böyle bir kitap önerisinde bulunacaksam AYT'de rasyonel diyebilirim, acil yayınları diyebilirim. Mesela geometride yine sanırım acili seçebilirim geometri. Okyanus yayınlarını da beğeniyorum böyle. Geometrisi de güzel Okyanus yayınlarının. Diğer TYT, AYT kitapları da güzel ama mesela TYT'de orijinal yayınlarını biraz önde buluyorum. Diğer yayınlara göre daha hoş soruları olduğunu düşünüyorum. Ama bu saydığım yayınların hepsi de 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın. Bu yayınlardaki soruları çözmenizi tavsiye ederim. Ama hiçbir yayın ÖSYM'de sorulan sorular kadar güzel soruları, yani vardır aralarında güzel sorular da vardır. Dediğim gibi haksızlık yapmak istemiyorum ama ÖSYM'de çalışan birim gerçekten güzel sorular yazıyor. Özellikle son senelerde. Zor sorular da soruyorlar. Dediğim gibi her sene zor sorular soruyorlardı ama son yıllarda enteresan fikirler çıkıyor sorularda, değişik. Daha önce alışılagelmişin çok dışında. İşte bu da mesela neyi engelliyor birazcık?
Bu da genelde bizim eğitim sistemimizde bir ezberci anlayış olduğu için farklı tarzda yeni şekilde düşünülmüş ve kitaplarda bulunmayan sorular öğrencileri zorlayabiliyor. Aslında bu da gayet de normal. Sınavın da bence böyle olması gerekiyor. Çünkü ölçme yapıyorlar bu sınavda. Yani mesela sayısal derslerde çalışacaksın, tabii ki emek vereceksin ama bir de şöyle bir gerçek var. Çok küçük yaşlardan beri çok disiplinli çalışmış, sayısal zekasını daha da yukarıya taşımış arkadaşları bir şekilde seçiyorlar. Yani bunlarla, bu sorularla beraber. Ya ben öyle öğrencilerim olmuştur ki biz mesela öğrencileri çalıştırıyoruz. Çocukların gelişimlerini izliyoruz, takip ediyoruz, görüyoruz. Sene sonuna doğru fişek gibi oluyor çocuklar. Yani ben diyorum ki vay yani bu çocuk artık oldu. Ben hani buna benim de artık çok da ders anlatmama gerek yok mu? Gitsin biraz da kendisi çalışsın artık. Kendi kendine bir şeyler katsın dediğim çok olmuştur. O yüzden size verebileceğim tavsiyeler şimdilik bu kadar. İleride belki bunun üzerine daha geniş bir konuşma yapabilirim dedikten sonra biz asıl işimiz olan sorular üzerindeki yorumlarımıza yavaş yavaş başlayalım. Birinci sorumuz TYT'den geliyor arkadaşlar. Bu soruyu ben kendim hazırladım. Bu soruda 2021 TYT'deki sanırım mesai sorusu işte tam bir pandemi sorusuydu aslında pandemiye de denk geldiği belli oluyor bu sorunun. Bir firmada 2 günde bir ve 3 günde bir mesaiye gelen çalışanlar vardı şeklinde başlayan bir soruydu. Tam böyle detayını hatırlamıyorum ama o şekilde ilerliyordu. Ve enteresan mantığı olan sınavın bence zor sorularından bir tanesiydi. Şimdi ona benzer bir soru yazdım, onu sizlerle paylaşacağım. Bir otobüs firmasına ait otobüslerin bir kısmı 3 günde bir, diğerleri ise 4 günde bir sefere çıkmaktadır. Aşağıdaki tabloda haftanın ilk 6 günü sefere çıkan otobüslerin günlere göre sayıları verilmiştir. Buna göre haftanın 7. günü sefere çıkan otobüs sayısı kaçtır şeklinde soruyor. Burada önemli olan kısım bir kısmı 3 günde bir, diğerleri ise 4 günde bir sefere çıkıyor. Yani 2 grup var aslında. 3 günde bir sefere çıkanlar, 4 günde bir sefere çıkanlar. Şimdi burada 3 günde bir sefere çıkan ne demek? Yani bugün çıkıyorsa, yani şöyle yapalım. Bugün çıkıyorsa bugün çıkmayacak, bugün çıkmayacak mesela. Bugün tekrar çıkacak. Ama belki de bu 1. gün. 1. gün çıkmayacak, 2. gün çıkacak, 3. gün, 4. gün çık, 5. gün çıkacak. Belki de 1. ve 2. gün çıkmayacak sefere. 3. gün çıkacak, 4 ve 5'te çıkmayacak tekrar. 6. gün çıkacak. Bunların her biri olabilir. Bir kısmı böyle olabilir, bir kısmı böyle olabilir, bir kısmı böyle olur. Ya bunlar da kendi aralarında aslında farklı durumlar oluşturuyorlar. Bunlar da. İşte biz bu durumu nasıl güzel bir şekilde halledebiliriz ona bakalım. Şimdi 2 grup var. 3 günde bir sefere çıkanları buraya yazacağım. 4 günde bir sefere çıkanları buraya yazacağım. 3 günde bir sefere çıkanların 1. gün A tanesi sefere çıksın. 2. gün B tanesi sefere çıksın. 3. gün C tanesi sefere çıksın. Artık 1. gün sefere çıkanlar 2'de ve 3'te çıkmayacak için çünkü 3 günde bir çıktıkları için sefere 4. gün yine A günde 4. gün yine o ilk 1. günde çıkan A tane otobüs sefere çıkacaktır. Çünkü 3 günde bir sefere çıkıyor. Bu B tekrar burada sefere çıkacaktır. 3 günde bir olduğu için bakın. C A diye ilerleyecek. 4 günde bir sefere çıkanların X tanesi 1. gün, Y tanesi 2. gün, Z tanesi 3. gün, T tanesi 4. gün çıkarsa artık 4 günde bir olduğu için X'ler burada tekrar sefere çıkacak. Burada tekrar Y'ler sefere çıkacak. Burada tekrar Z'ler sefere çıkacak. Şimdi burada bakacak olursanız eğer şunları toplarsanız şöyle bakın bazı denklemler gelecek. Evet şöyle yazalım. Şuralara da eşittirleri koyalım yanlarına. Ama tabii çok fazla bilinmeyen var farkındaysanız. Genelde bu kadar çok bilinmeyen varsa işte bir pislik vardır. Daha kolay bir yolu vardır. Bu kadar denklem üzerinden çözüme gitmektense. Bakın şimdi şuraya bir dikkat edin. Şöyle şu kısım tam olarak. Buradakilerin toplamına bakalım. A var, B var, C var, X var, Y var, Z var. Yani şuradakilerin toplamına bakalım. 32, 28 daha, 60, 40 daha, 100 yaptı şuradakilerin toplamı. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar.
Bakın gene şu kısım güzel gibi. Şu kısma bakalım. Birazcık da rahatsızım arkadaşlar. Sesimden dolayı kusura bakmayın. Yine bakın A var, B var, C var. Tıpkı burada olduğu gibi X, Y, Z. Gene burada da X, Y, Z. Burası da aynı gelecek. Burasının da 100 gelmesi lazım. Şimdi şurası 26, 34. Şu ikisinin toplamı 60 yaptı bakın. Buranın 100 olması için 7. günün cevabının kaç olması gerekiyor? 7. gün sefere çıkan otobüs sayısı kaçmış? 40. Evet, bu tarz bir soru geçen sene gelmişti. Yine aynı tarz soru gelecek diye bir zorunluluk tabii ki yok. Ama daha önce benzer tarzda çok soru hatırlamıyorum. Belki bir kez daha denenebilir. İnşallah da denerler ve bizim videolarımızı izleyen arkadaşlar da inşallah sınavda bu soruyu çözebilirler. Birinci sorumuzu böylelikle tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi burayı temizleyelim ve AYT ile ilgili olan sorumuza geçelim. AYT ile ilgili olan sorumuz türevle alakalı bir soru olacak arkadaşlar. Şimdi 5. dereceden bir fonksiyon vermiş. Bununla ilgili hangileri doğrudur diyor. Mesela 5 farklı reel kökü vardır diyor. 4 tane ekstremum değeri vardır diyor. Sadece bir tane reel kökü vardır diyor. Şimdi ekstremum noktayı gördüğüm anda yani sanki bir türevle ilgili durum olduğunu anlamam lazım. Türevini alalım biz bu fonksiyonun. Çünkü türevini alıp sıfıra eşitlediğimiz zaman buradan çıkacak olan kökler bize ekstremum noktaları veriyordu. 5x üzeri 4 artı 18x kare artı 4 geldi türevimiz. Farkındaysanız bir de fonksiyonların artanlığı azalanlığı da türevle ilişkisi vardı. Bir fonksiyon belli bir aralıkta sıfırdan büyük oluyorsa veya belli bir aralıkta sıfırdan küçük oluyorsa daima sıfırdan büyük oluyorsa daima artan işte daima sıfırdan küçük oluyorsa türevi daima azalan şeklinde yorumlar yapılabiliyordu. Şimdi bakın dikkat edecek olursanız türevi fonksiyonun dördüncü derece burası, ikinci derece burası. Bunlar çift olduğu için burası büyük eşit sıfır gelecektir. Yani negatif olma şansı yoktur. Bir de burada dört var. Demek ki bu büyük eşittir. Dört olacaktır. Yani türevimiz daima pozitif değerler aldığına göre bu fonksiyon daima artan bir fonksiyon. Daima artan olması neyi doğurur bize arkadaşlar? Sürekli arttığına göre bir daha aşağıya dönemeyeceğine göre sadece bir tane reel kökü olacaktır. Bir tane reel kökü var doğru olursa 5 reel kökü var yanlış olur. 4 tane ekstremum değeri yoktur. Çünkü sürekli artan bir fonksiyon. Ekstremum değeri yoktur zaten. Bu da yanlış olacaktır. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 diyebiliriz. İkinci sorumuz AYT'den. Fonksiyonlar ve türevle alakalı bir soru oldu. Son sorumuza gelelim. Son sorumuz geometriyle alakalı bir soru olacak. Şöyle verir. Birazcık daha aşağıya doğru ekleyelim. Birazcık da küçültelim sorumuzu. Tam çıksın. Evet. Yukarıdaki stor perdenin boyu 60 pi birimdir. Bu perde çekme halatından yukarıya doğru çekildikçe silindir biçiminde şuradan bahsediyor. Stor rulosu. Şu kısım bakın. Burası silindir biçimindeymiş arkadaşlar. Şöyle. İşte şöyle bir silindir var burada. Silindir biçimindeki stor rulosunun üzerine sarılıyor. Perdenin tamamının sarılması için stor rulosu 15 tam tur döndürülüyor. Buna göre stor rulosunun çapı kaç birimdir? Kalınlıklar önemsizdir demiş. Silindiri hatırlayacak olursanız silindir şöyleydi aslında bunun açık hali. Şöyle şurada kapaklarımız vardı. Bu dikdörtgeni bunların çevresine sarıyorduk. Aslında şu kısım yani şu kısım şu kısım buradaki çemberin çevresine eşit oluyor. 2 pi r. Bakın bu dikdörtgeni saracağımıza göre ama 15 dolaşacakmışız. 15 kere çevreyi dolaşacak. 2 pi r dolaşacak. Bu da 60 pi'ye eşit olacak. Pi'ler gitti. 30 r 60 geldi. Bizden istenen neydi? Hemen bakalım. Çapı istiyordu. Yarı çapımız r ise çapımız 2 r olur. 2 r'yi bulmak için her iki tarafı 15'e bölersem çapımızın da 4 geldiğini görüyoruz. Bakın gayet kolay bir soru. Ama mesela görüntü işte yeni nesil, o işte orada bir tane şekil vermiş. Ben bunu kesin yapamam gibi ön yargıyla yaklaşan arkadaşlarım. Yani yapmadıklarına pişman olacağı tarzda bir soru. O yüzden bu ön yargıları kıralım arkadaşlar lütfen. Soruyu okumadan kolay mı zor mu olduğunu
Bilemezsiniz. Evet, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoyla görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, iyi çalışmalar.